söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur. Sana göz koyan olur. Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Düşmanındır seni kim bulursa cana yakın. Anan bile okşasa benim bağrım kan olur. Ki sana açık kucaklar bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Adını candan anan dudaklar. Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Bakan gözler kör olsun. Söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Efendim Kaç Kar TV ekranlarından hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar. Bugün bir farklılık yapalım dedik. Rahmetli Zeki Müren'in müzikleriyle girdik. Ben çok severim kendisini. Güzel bir sanat müziğiyle kulaklarımızın pası silindiyse ne mutlu bize. Efendim biz bugün gönüllerinizin de pasını siliyoruz. O kadar güzel şeyler öğreneceğiz ki bugün. Kimle öğreneceğiz? Ösropti Biyoenerji Uzmanı Nilgün Yeşim Hanımefendi bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İyiyim. İyisiniz, çok teşekkür ederim, ben deyim.
Öncelikle Nilgün Yeşim Hanımefendi'yi bir tanımak isteriz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben osteopati, biyoenerjistim. Osteopati derken osteopati tamamlayıcı tıp anlamında. Hı hı. Biz tıbba, modern tıbba karşı değiliz. Tam tersi, modern tıbbı tamamlayıcı. Evet. Bazen ilaçların gücünün yetmediği ya da bazı tedavilerin ilaçla sonlandırılmadığı noktalar var. Hı hı. Vücutumuz tıkandığı zaman hem enerji boyutunda hem de psikolojik anlamda insanlar işin içinden çıkamadığında psikolojik destek verebiliyoruz. Evet. Aslında biyoenerjiyle vücutun aurasını, enerjisini düzenleyebiliyoruz. Biz bunları yapıyoruz ama karşımızda çalıştığımız danışanlarımız normalde onlar kendilerini iyileştiriyorlar. Evet. Bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Biz onlara şifa vermeye çalışıyoruz. Onlar da şifayı çok güzel şekilde alıyorlar. Değil mi efendim? Şifa enerji Allah'tan. Çok güzel. Sadece şifa Allah'tan bizim, enerjiyi tabii, çok güzel alıyorlar. Tabii bazıları çok işte güzel alıyor. Uyuması gerekenlere uyuyorlar ve böylelikle tedavi edilmiş oluyorlar. Tedavi demeyelim de biz onlara birazcık yardımcı olabiliriz. Yardımcı olalım. Allah öyle güzel bir sistem yaratmış ki insan vücutunu kendi kendini iyileştirebilir bir şekilde dizayn yapmış. Evet. Kendi kendini vücut iyileştiremiyorsa vücut tıkanmıştır. Bir yerlerde bazı noktalarda vücut kanı, oksijeni pompalamayı döndüremediği için hücreler yeterince beslenmiyor. Hı hı. Beslenmeyen hücrelerde kapalı bir ortam düşünün. Bir şeyi kapalı bir ortamda bıraktığınız zaman çok daha hızlı bir şekilde oksijensiz bir ortamda olduğu zaman evet, hızlı bir şekilde bozulur, çürür. Hı hı. Vücut da aynı şekilde. Eğer vücutumuzun bütün hücrelere kan yoluyla oksijen taşındığı zaman oksijen taşındığı yere vitamin de taşınıyor. Evet. Vitamin taşınan hücreler de kendi kendini tamir edebiliyor. Hı hı. Çünkü Allah o sistemi o şekilde yaratmış. Evet. Bir düşünün, eliniz kesildi diyelim ki. Eğer hiçbir şey yapmayın, vücut onu tamir eder. Bakarsınız o yarı kapanır, açık, hı hı, kapatır. Bu neden? İnsanın kendini iyileştirme gücüne sahip olmasından, böyle bir dizayn içerisinde olmasından kaynaklıdır. Hı hı. Aslında sadece parmağımız, yüzümüz, gözümüz, hani dışarıdan aldığımız darbelerin kendi kendine iyileşmesi değil, insan iç vücutunda da, organlar da kendi kendini iyileştirebilir durumda. Evet. Normalde. Ama tabii ki bunların işte çok ağır bir hastalığı varsa, şekerdir, şudur. İşte çok ağır hastalığa gitmeden, eğer bazı noktalara dikkat edebilirsek, insan düzenli nefes alırsa, düzenli beslenirse, özellikle düşüncelerde temiz düşünebilirse, güzel bir frekansa hayatını devam ettirebiliyor ama olumsuz düşünürse, olumsuz stres yaparsa, şimdi, olumsuz bir şekilde dengeli beslenmeyle vitaminlerini doğru alamazsa, vücut tıkanıyor. Tıkanıyor. Vücut hücreler kendini kapatıyor, oksijen de gitmiyor, vitaminler de gitmiyor. Ondan sonra hastalıklar başlıyor. Daha hastalanmadan kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz lazım. Biz izleyicilerimize müjdemizi verelim. Hocamız küçük bir nefes çalışması yaptıracak bizi. Bütün enerjimizi tekrar düzelteceğiz. Bütün tıkanıklıkları açmaya çalışacağız. İnşallah. Değil mi ilerleyen bölümde? Lütfen bizden ayrılmayın o yüzden. Evet, hocam eğitim aldınız bunun tabii için ki, değil tabii mi? Ki, tabii ki. Ben yurt dışında aldım eğitimlerimi. Hı hı. Normalde osteopati tıp doktorlarına verilen bir eğitim. Ama benim masaj eğitimlerim vardı. Medikal masajlar yapıyordum. İşte sinir sıkışması, bel sıkışması, manuel terapi bunların eğitimlerini almıştım 90'larda. Hı hı. Daha sonra Almanya'ya gittim yurt dışında. Alternatif tedaviyle uğraşan bir klinikte çalışmaya başladım. İnsanlar düzeliyordu. İşte bel fıtığı, boyun fıtığı ya da felç hastaları düzelmeye başladı ama ben onu tamamen masajla alakalı diye düşünüyordum. Ama daha sonraki hastalarda düzelmeleri araştırdığım zaman sadece masajın olmadığını, artı biyoenerjinin de bu işin içinde olduğunu kan tahlillerinden, sonuçlarından onayladık. Ben diğer arkadaşlar gibi değilim. Bana hastalar, hasta demeyeyim yani, şikayet olan insanlar raporlarıyla birlikte gelirler. Evet. Biz yardımcı olmaya çalışırız onlara. Hı-hı. Daha sonra gidip tekrar tahlillerini mutlaka istiyorum. Anladım. Yani aradaki düzelmeyi yani belgelerle, modern tıpla mutlaka modern tıpla olan iletişimden sonra da gerekiyor. Uydurmak gerekiyor. Kesinlikle. Ve onların sonuçlarını istiyorsunuz. Tabii. Mutlaka. Bazen şu hatayı yapıyorlar, bir enerjisi gidiyor. Hı-hı. Ya da işte alternatif tedaviyle ilgili herhangi bir danışanlarımız. O zaman tıbba karşı ya da tıpta kullanılan ilaçlara karşı işte bırakma, böyle bir şey yok. Yani biz modern tıbbın yanında, ikisi birbirini tamamlayıcı. Yani bir ameliyata biz yapamayız.
Tabii ki. Bir cerrahi durumu biz yapamayız. Acil bir durum oldu mesela. Kesinlikle bunlar doktorlarımızın, cerrahlarımızın işi. Biz onlara sadece psikolojik destek verebiliriz, motive edebiliriz. Bu konuda psikolojik destek eğitimleri aldığımız için bunları yapabiliyoruz. Ama vücut tıkandıysa eğer bazı noktalarda ilaçlar da fayda etmiyor. Tabii ki. Bir insanın sebebi bilinçaltında neden hastalandığını tespit edip de eğer neden hasta olduğunu karşımızdaki insana anlatabilirsek bazı davranışlardan, yaşam biçiminden nerede hata yaptı da hastalandı. Biraz önce dedik ya doğru nefes aldığımızda, doğru vitamin beslendiğimizde, düzgün, güzel bir düşünce içerisinde olduğumuzda zaten iyi bir frekansla hayatımıza devam ettirebiliyoruz. Biz kendimiz güçlü olduğumuz için çevremize de güç güzel bir enerjiyi, tabii motiveyi çevremize de aynı şekilde aldığımız enerjiyi dışarıya da yansıtıyoruz. Evet. Yani sadaka hayatımıza devam ediyoruz. Ama bir yerde bir hasta varsa o tıkanmıştır zaten. Olumsuz bir döngüye girmiştir. Vücut seviyesi enerji boyutunda düşüyor. Şimdi Allah öyle güzel yaratmış ki ruh nereye? Beden olaya. Yani ruhsal olarak eğer sağlıklıysak, ruhsal olarak motive oluyorsak, ne kadar olumsuzluk yaşarsak yaşayalım, eğer motivemiz düşmüyorsa vücut hücrelerinde bir kayıp olmuyor. Evet. Ama moralimizi düzeltmezsek, hala olumsuzluk duyguların, düşüncelerin içerisinde olursak vücut enerji kaybetmeye başlıyor ve hücreler bu defa bozulmaya başlayabiliyor. Yani şöyle diyebiliriz o zaman biyoenerji için. Organlarımız ya da vücudumuz ve ruhumuzun birlikte hareket etmesi gerekiyor. Eğer ikisi birlikte hareket etmediği zaman, ruhumuz kötü olduğu zaman bedenimizi çöküntüye uğruyor. Doğru değil mi? Onu şöyle anlatırsak eğer bir insanda 5 nasıl duyu organımız var, görsel, işitsel dokunduğumuzda 5 tane bedenimiz var bizim aslında. Öyle mi? Birisi fiziksel beden. Birisi ruhsal beden, birisi zihinsel beden. Mesela biz zihni sadece zihinsel diye düşün. Hayır. En ufak hücrelerimize kadar, hücre boyutumuza kadar bir bütün. Yani bir hücremiz ne hissediyorsa diğer hücremiz de aynı şeyi hissediyor. Ve aralarında inanılmaz hızlı bir şekilde iletişim var. Yani bir hücrenin diğer hücreden tamamen haberi var beyinle birlikte. Yani zihnimiz ayrı, vücudumuz, bedenimiz ayrı değil. Duygusal bedenimiz var. Bir de enerji bedenimiz var. Enerji bedenimizi açtığımız zaman da enerji bedeninde 7 kat. 7 tane çakramız var aslında ama bu çakralar 7 bedenimize ait. Yani her bir çakra bir kat enerji bedenimizi temsil ediyor. Temsil ediyor. Şimdi çakralar dediğimiz zaman işte resimlerde falan çok görüyoruz. İşte bazı renkler görüyoruz. Renkler falan görüyoruz. Bunlar aslında beden olarak. Yani 7 kat beden olarak ve onların hepsinin de bir kilit noktası var, açılış noktaları var. O zaman çakralardan herhangi birinde bir tıkanma olduğu zaman bütün beden iflas mı ediyor? Şimdi şöyle anlatayım, anne karnında bebek nasıl bir su kesesinin içinde? Doğduğu zaman da enerji aurası diyoruz biz ona, koruma auramız var bizim. Nasıl dünyanın atmosferle kaplandığı gibi insan da gözle görülmüyor ama şu anda tabii onu auraları var artık cihazlarla, merceklerle de artık tespit edebiliyoruz. Her insanın da kendi aurası var. Nasıl anne karnında bebek ceninin içerisinde bir su kesesinin içerisinde ise doğduğu andan itibaren de enerji aurasının içinde. Ve 7 enerji bedenimiz 7 çakrayla beraber o auraya nasıl anne karnındaki bebek kordon bağıyla bağlıysa aynı şekilde enerji olarak da auraya bağlı. Auramız zayıfladığı zaman biz dışarıdan negatif enerjileri almaya başlıyoruz. Vücutumuzdaki tıkanmalar dışarıdan aldığımız negatif enerjilerden. Hadisler var mesela. Evet. Gençlere, çocuklara ölüm yok, hastalık da yok. Ancak nazar ve büyüler. Yani olumsuz etkiler, enerjiler bir insanın aurasına delip de vücutuna saplanırsa enerji bedenleri orada bozulmaya başlıyor. Ama diyelim ki dışarıdan olumsuz etki alıyoruz ama çok iyi bir düşüncelerimiz varsa, işte olumsuz duygular içinde değilsek, her şeyi kainata, yaratana teslim olabiliyorsak o zaman ruh seviyemiz çok güçleniyor ve yaşadığımız olumsuz imtihanları daha kolay atlatmamıza sebep oluyor. Hocam telefonumuz varmış, alalım mı? Açık. Alo. Alo, merhabalar Yeşim Hanım. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun, kim arar bizi, nereden arar? Ayşe, ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun Ayşe Hanım. Şimdi ben öncelikle teşekkür ederekten başlıyorum. Ben 12 yaşından beri
tükürük kanallarında taş tıkanması oluşumu oluyordu. Evet. Yani gitmediğim hiçbir hastane kalmadı. Hiçbir yerinden yani mantıklı bir açıklama da alamadım. Dediler ki bu taş dişi bir taş. Bu tekrarlayacak. Biz bu taşın ameliyatını da yapsak tekrarlama işlemi olacak dediler. Bayağı bir uğraştık. Beni artık bu yani bir süre sonra 20-21 yaşlarıma kadar o kadar çok sıkıntı yaratmasa da 21 yaşından sonra çok sıkıntı yaşatmaya başladı. Çünkü ne yesem tıkanıyordu. Yanımda sakız olması lazım ya da limon suyu bulundurmam lazımdı. Çaresine... Hatta düştü. Sanıyorum danışanlarınızdan evet, birisi hocam. Ayşe diye bir kızımız bu. Hı hı. Vücut sürekli taş üretiyordu. Evet. Özellikle tükürük bezlerinde taş üretiyordu. Tükürük bezlerine taş üretiyordu. O da o zaman tıkanıyordu, nefes alamıyordu, boğaz şişiyordu. Hı hı. Bunun için ameliyat falan kendisi de sağlık personeli hastanenin içerisinde. Ameliyat olsa konuşamayabilir. Tükürük bezleri, tükürük bezlerinin tamamen alınması gerektiği için de vücut tükürük üretemeyecek. Yani o zaman tıkanması yani ameliyatı çok tehlikeli bir ameliyattı. Ameliyat tarihi almıştı buna rağmen artık o kadar tıkanıp da nefesi alamayıp hani zor duruma düştüğü için. Ameliyat tarihi almıştık. Sonra beni buldu. Biz onunla çalıştık. Sonra tekrar gitti ameliyata. Tekrar işte MR çekildi ve orada hiçbir şey olmadı. Bütün taşların kaybolduğunu, tükürük bezlerin tekrar normal eski haline geldiği gözüktü. Bunu benim danışanlarım dediğimiz gibi raporlarla gelirler. Kendisine evet. Çok geçmiş olsun. Ne mutlu ki sizle karşılaşmış. Evet. Yani doktor takibiyle birlikte, yani onlarla birlikte çalıştığımız zaman güzel sonuçlar alıyoruz. Ama tek başına ben ya da tek başına modern tıp değil de birlikte çalıştığı zaman hareket ettiği için gerçekten hiç ümitsiz olmaz dediğimiz vakalarda çok güzel sonuçlar alıyoruz. Şu bir gerçek ki bu bizden değil. Şifayı veren sadece Rabbim. Yani bütün hastalar şunu bilmeli ki şifa sadece Allah'tan. Nedir? Tabii. Doktorumuzda bir sebeptir, ilacımızda bir sebeptir ya da şifacılık yapan insanlarda sadece birer sebeptir. Bir insan ne kadar zor durumda olursa olsun, ne kadar ağır hasta olursa olsun eğer iyileşeceğine içsel olarak inanıyorsa iyileşir. Alo. Alo merhaba tekrar kusura bakmayın olur mu? Merhaba düştünüz sanıyorum Aysen hattan. Ay, buyurun. Aynen öyle. Acil şifalar dileyelim biz size. Ne güzel sağlığınıza kavuşmuşsunuz. Sağ ben teşekkür ederim evet. Ayşe'ciğim. Nasılsın şimdi? Ne demek ablacığım ne demek. Ben Nilgün ablayla bu olaya görüştükten sonra yani herkesin olduğu gibi bir anda nasıl ya böyle diyorsun. Çünkü sağlık personeli olduğum için ve nişanlı benim doktor olduğu için böyle bir ikilemde kalıyorsunuz. Evet. Ama ben inanmayarak başladım. Olmaz böyle bir şey dedim. Şu anda ya doktora gidiyorum. O taşı bulamıyorlar. Yemek yediğim zaman hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Sadece böyle çok zor durumda böyle çok kışın çok soğuk içtiğimde ya da sigara dumanına maruz kaldığım zaman hafif bir tıkanma derken şişlik olmuyor. Normalde bir yumurta büyüklüğünde bir şişliğim oluyordu. Nilgün Hanım çok yani buna bayağı bir lütfaf etti kendi. Allah razı olsun ondan öncelikle. Çünkü beni çok geriyordu. Boğazım şiştiği zaman nefes hiçbir şekilde alamıyordum. Evet. Ama Nilgün Hanım'ın o sihirli parmaklarıyla buluşunca inanın hiçbir şeyim yok. Hafif bazen böyle bir burç yani boğaz ağrısı gibi bir şey var ama şişliğim yok. Beni rahatsız eden durumdan kurtuldum yani. Çok şükür. Ne mutlu. O hafif ağrılar da geçer inşallah. İnşallah. Şifalar inşallah. Diyelim tekrar size. Devam ediyor çok musunuz peki Nilgün Hanım'la görüşmelerinize? Ben Nilgün Hanım'la devamlı görüşüyorum. Yani her durumda yani hem... Seanslarınız devam ediyor şu anda. Şu anda şeyde, bundan 4 yıl önce bir kere çalıştık, bir daha çalışmadık. Öyle mi? Artık ilişkiler abla kardeş olarak devam ediyor o zaman şöyle değil bir mi? Şey, evet. Etrafında bir tabii. Hasta olsun direkt bana yönlendiriyor. Yani sağ arıyor, olsun. Soruyor, sağ olsun. Çünkü yani bu zaten yani çare aramak çok zor, bulamamak çok zor. Evet. Sağlık sektöründe bulamamak çok zor. Böyle evet. De bir şey varken hani bir anda böyle nasıl olur diyorsunuz ama gerçekten var. İnşallah. İnşallah yani şifa bekleyen herkes sizin de sesinizi duyarak Ayşe Hanım'cığım hasta olmadan önce Nilgün hocamıza ulaşırlar. kendilerini daha iyi hissederler. Herhangi bir yerde tabii bir ki. Tıkanıklık varsa çünkü siz bir sağlıkçısınız neticede. Evet, tabii ki tıp aynen. Da çok önemli. Hocamızın yapamayacağı şeyleri tıp yapacaktır ama ikisi bir arada olursa Allah hepimize sağlık, sıhhat versin diye. Amin, amin, amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ablacığım öpüyorum hepinize.
Öptüm İlgin abla, Allah'a emanet olun. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Ne güzel. Sağlığına kavuşmuş artık. Tabii ki. Bu da sizin için çok büyük bir mutluluktur değil mi? Tabii ki, yani biz uğraşıyoruz Rabbimden diyoruz yani. Sebep hı hı. olmak, sadece ona vesile olmak çok güzel bir durum. Sonra bekliyoruz, geri bildirimler mutlaka geliyor. Yani mutlaka bir gün bir, yani telefon açıyor, gerçekten inanmamıştım. İşte sana geldim ama hiç ümidim yoktu ama. Diyenler çok. Diyenler. Şimdi seansları yapıyoruz ve bırakıyoruz hastayı. Hı hı. Zaman içinde kendini toparlıyor. Kendini toparlıyor. Yani 3 ay, birkaç ay aradan geçmesi gerekiyor ki tam talih sonuçlarını tam alsın. Çünkü dediğim gibi bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Biz sadece hı. vücuttaki negatif enerjileri hı hı. alabiliyoruz. Vücut kendini onarıyor. Kendini onarıyor. Vücutta hocam, kan, şey oksijen. Biyoenerji sadece bir dokunuş mudur? Nedir biyoenerji? Şimdi sadece dokunuş diyemeyiz. Çünkü biz hı. bazen hani baktığımızda yani vücutta bir... Yani ben birazdan açmak istiyorum biyoenerjiyi de onun için soruyorum. Sadece şimdi, bir dokunuş. Dokunduğumuz hastalar var. Masaj yaptığımız hastalar var. Bazen bir bakış da yetebiliyor. Yani hı. yolda yürürken mesela bende artık simetri oldu. Hı hı. Bir insan düz yürümesi gerekiyor. Simetri olarak işte ayaklar aynı şekilde basması gerekiyor. Omuzlar aynı olması lazım. Başın eyvah. Duruşu aynı olması lazım. Eğer orada bir eğrilik varsa... Mesela benim komşum vardı Almanya'dayken. Adam böyle eğri yürüyordu falan. Bir, iki, üç. Bir gün bir baktım adam dümdüz yürüyor. Yani göz enerjisiyle de aslında insana şifa verebiliyorsunuz. Hı, evet. Biz bunu daha sonraki seminerlerde bazı çalışmalarda da görebildik. Hı hı. Bazen bir söz oluyor. Mesela benden şunu bekliyor gelen danışanlarımız... İşte ben başkasına gitmiştim de işte bana bir sürü hastalık saydı, şunun var, bunun var falan filan saydı ama diyor sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ben en ağır hastaya bile hani karşılaştığımız zaman hayır çok iyisin hadi kalk diyorum. Bu telkini veriyoruz. Telkin anne evet. karnında bebekken başlıyor. Hı hı. Sadece telkinle, sadece sözle mesela telefon açan oluyor. İşte şu şikayetim var şöyle böyle hiçbir şey yok diyorum Allah'ın izniyle kalk bakalım öyle bir şey yok. Allah mutlaka şifa vericidir diyorum. Birkaç ay geçiyor. Gerçekten diyor o günden sonra iyileştim. Demek ki sözle aslında bir söz bir büyü yerine geçer diye bir kelime var. Hı-hı. Ağzımızdan çıkan kelimeler de bu herkes için önemli. Herkes için geçerli. Sadece benim için geçerli değil. Hı-hı. Eğer bu bilince sahip olursak karşımıza söylediğimiz insana söylediğimiz olumlu ya da olumsuz kelimeler de aslında bilinçaltına kayıt olarak iniyor. Evet. Yani bir arkadaşınızla karşılaştınız, size sürekli olumsuz, işte sen hasta mısın, nasıl oldun, evet. ya her gördüğümde daha da hastalıyorsun, daha da hı-hı. kötü oluyorsun. Bu şekilde konuşmalar gerçekten doğrudur. Yani İnsanın inanarak saf enerji alıyor onu. Nazar olarak da mı geriye döner insanlarda nazar. Bazen? Değil nazar mi? Ama şimdi bilinçaltı biliyorsunuz görünmeyen bir buzdağı. Hı-hı. Yani vücutumuz, beynimiz çok üstün bir bilgisayar. Gördüğümüzü kaydediyor, duyduğumuzu kaybediyor. Zihin bir süre sonra o kayıtları unutabiliyor. Ama bilinçaltı saniye saniyesini doğduğumuz andan itibaren her şeyi kaydediyor. Her şey kayıtlı. Her şey kayıtlı. Onları bir boşaltma şansımız yok mu? Boşaltıyoruz. Onları bir seansta, boşaltalım biz değil mi? Onları seansta geçmişten eğer geçmişle ilgili yaşadığımız olumsuz duygular varsa onları boşalttığımız zaman zaten vücut, zihin rahatlıyor. Zihin rahatladıktan sonra ancak tedaviler de mümkün oluyor. Vücut kendini iyileştirmeye başlıyor. Şimdi tedavi diyemiyoruz çünkü tedavi doktorlara, hekimlere ait. Evet, doğru tedavi. Biz teşhis koyamıyoruz. Hı hı. Tedavi koyamıyoruz. Yani tedavi diyemiyoruz. Teşhis koymadığınız bir hastalık için tedavi diyemezsiniz. Bir telefonumuz daha varmış. Onu da alalım mı? Tabii. Alo. 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 Buyurun efendim. Merhaba, ben Nilgün Hanım'ı aramıştım, Yeşim Nilgün Hanım'ı aramıştım. Burada Nilgün Hanım size merhaba merhabalar. Desin, sizi tanıyalım. Ben Nilgün Hanım'ın çok eski bir arkadaşıyım aslında, 30 yıl neredeyse. Biz böyle bir gün bugün orada konuk olduğunu görünce aramak istedim, sesini duymak istedim. Merhaba Nilgün'cüğüm, nasılsın? Canım, merhabalar, hoş geldin, çok sağ ol, çok teşekkürler. Sesini duymak çok güzel oldu. Canım benim. Recep'i Hanım, sizin de programınız hayırlı olsun. Sizinle de görüşmek çok güzel oldu. Çok sağ olun, çok teşekkürler, var olunuz. Nereden arıyorsunuz bizi efendim? Ben Kahramanmaraş Elbistan ilçesinden arıyorum. Öyle mi? Selam ve sevgiler olsun. Çok teşekkür. Kahramanmaraş'ın televizyonunun ilk bayan sunucularındanım ben de. Buradan selam ve sevgiler olsun. Çok
Çok teşekkür ederim Recep'i Hanım. Benim arkadaşım olduğu için Nilgün bu gibi yani rahatsızlıkları tedavi ettiğine önceleri inanmadım. Özür diliyorum. Hakkını helal et bacım. Evet. Ondan sonra benim bir bacağımda sıkıntılar olmuştu. Doktora falan çok gittim. Bacak sendromu dediler. Huysuz bacak sendromu olduğunu söylediler. Evet. Ne yaptıysam çaresini bulamadım. Ondan sonra Nilgün Hanım'ın dediği gibi gözümden bir şey kaçmadı. Ben bastı, ben kıvranıyorum. Çok acılara dayanıklı bir insanımdır aslında. Kıvrandığımı görünce dedim ne oldu? Senin ayakların, bacağın böyle sıkıntılar herhalde diye sordu kendisi. Özledim vallahi Nilgün, böyle bir kilitlenme oluyor. Yani kımıldatamıyorum, epey bir süre kımıldayamıyorum. Sonra ağrılı bir şekilde geçiyor kendiliğinden bir belli bir zaman sonra dedim. Arkadaşım dedi yat bir seans yapayım sana, yani bir bakalım ne olduğunu. Ondan sonra ben yattım ama gülüyorum yani. Nilgün benim arkadaşım olduğu için inanmıyorum da. Ondan sonra yattım, arkadaşım beni sağ olsun tedavi etti. Seans yaptıktan sonra yani bacağımda düzelme gördü. Gözle görülecek şekilde düzelmeler oldu. Tabii bunu da şey yapamıyorum da ben yani nasıl diyeyim, iyileştim falan deyip peşim artmak istemedim arkadaşımı. Canım benim. Peki şükürler olsun, bir iki defa daha öyle seans aldı. Evet. Nilgün hocam, şimdi hocam diyorum, inanıyorum kendisine. İnşallah bütün hastalarına bana verdiği gibi şifa verir artık. İnşallah. İnşallah. Şimdi bazı rahatsızlıklarım daha var diyorum. Arkadaşım gel şu tedavime devam et. Şu hastalıklarım da var diyorum. Diyor sen bana inanmadın, yapmayacağım diyor bana. Siz de oradan lütfen şey yapın da artık gelsin, benim tedavimi tamamlasın yani. Tamam. Şeker hastası kendi. Şeker hastası. Geçen telefon açtım. Selamlar ve sevgiler olsun. Kapatalım, fazla bekletmeyelim. Buyurun. Arkadaşımla işte konuşuyoruz ama çocukluktan beri tanışıyoruz. Şimdi telefonda sesten anlıyorum bir sıkıntısı var. Dedim ne oldu? Benden de biraz saklıyor işte, yemene dikkat et falan. Şeker hastası aynı zamanda. İşte ilaç kullanmak istemiyor ya da işte insülin falan kullanmak istemiyor. Dedi şey, ayağım dedi uyuşuk, çok kötü uyuşuk dedi. Ben ama anladım tabii sesinden. Neyse ben şimdi konuşuyorum ama böyle tabii bu arada böyle birazcık dua ediyorum falan. Sonra dedi ya diyor bacağım uyuşuğu geçti diyor, sen diyor bir şey yaptın mı, konuştuk ama diyor bayağı bacağımın uyuşuğu geçti. Şimdi şeker hastalarım da bacaklarda, ellerde böyle uyuşmalar olabiliyor. Yani uyuşma hissizlik başladığı zaman çok önemli. Mutlaka hastaneye, doktora sanıyorum ilerlemiş şeyde uyuşma olabiliyor. İlerlediği zaman artık his kaybı olabiliyor. Bakalım biraz inşallah dikkat etmeleri gerekiyor. Şeker çünkü başa bela bir şey. Ben de aslında şeker hastalığı çok kötü, korkunç bir hastalık değil. Almanlar şeker hastasızın yani diyabet teşhisi konulduğu zaman seviniyorlar. Neden seviniyorlar? Çünkü hücreler sürekli kendini yenileyebiliyor. Yaşlanmıyorlar. Sadece burada dikkat edilmesi gereken periz. Periz, evet. Yedirmesine, içmesine dikkat etmesi gerekiyor ve mutlaka olumsuz değil, olumlu düşünce. Bütün yani aslında bütün olumsuzluklar aslında kendimizden, hayatımızdaki çıkıyor. Her şeyin başı olumlu düşünce, olumlu değil düşünmek. Mi sevgili hocam? Olumlu düşünerek her şeyi yapabiliriz. Ben dün bir arkadaşımla, çok sevdiğim bir arkadaşımla ve birlikteydim. Biz bu kıştan beri hiç doğru düzgün hastalıklardan başımızı kaldıramadık. O da, ben çok de. Çok geçmiş olsun. Şimdi diyor ki canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Hiçbir yere gitmek istemiyor. Çünkü çok neşeli, fıkır fıkır, hayat dolu bir insandır. Sanki diyor yaşam sevgimi yitirdim. Bunda etki ne? Ben size söyleyeyim, ona da dedim, söyledim. Dedim ki insanlar senin üzerine o kadar çok yorum yapıyorlar ki, ay çok hastasın, ne olmuş? Biraz evet. Kilo aldı. Ay çok hastasın, gözlerinin altı çöktü. Bu tip şeyler gerçekten arkadaşımı şu anda hasta etti. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi. Hastasın şu böyle değil. Dediğim gibi yani hasta bile olsa lütfen hayır çok iyisin hadi kalk. Yani bunlar telkin, biri bir insanı tekrar yaşama bağlayabilir. Mesela bizim adetlerimizde vardır hasta ziyareti. Hı hı. Mesela İslam'da hasta ziyaretine gitmek çok çok kıymetlidir. Ama hasta ziyaretine gittiğimiz zaman mutlaka onları motive edecek.
ne kadar sevildiğini, ne kadar sayıldığını, ne kadar değer verdiğimizi ona hissettirmemiz gerekiyor. Ama hastaların da şunu yapması gerekiyor. Ben onlarda çok görüyorum. Ya hasta olunca böyle çok ilgi olması falan bazı hastaların çok hoşuna gidiyor. Oradan beslenmeye başlayabiliyorlar. Oradan hani hastalar kıymetli olduğunu mutlaka algılayacak. Ama öyle bir ince bir sınır, öyle bir çizgi var ki oradan hastalıklardan da beslenmemeye başlayacağız. Yani hastaya öyle bir sınır tutmamız gerekiyor ki. Hayır, hasta değilsin. Artık tamam, lütfen kal. Çok önemli bir şey. Şimdi çok ağır hastalar var. Ben iyiyim diyor. Ben iyiyim diyor. Gerçekten soruyorsunuz nasılsınız? Ben iyiyim diyor ve o insan gerçekten iyileşiveriyor. Evet. Zaten çünkü inançlı, zaten iyi olduğuna inanıyor. Şimdi araştırma yapılmış. İki tane kalp hastası hastaneye yatıyor. Birisi %70 kalp hastası. Birisi %30 kalp hastası. İkisi hastaneye yatıyor. %70 kalp hastası ağır hasta. Ya soruyorlar nasılsın? Ben iyileşeceğim diyor. Ama diğer %30 hasta olan beyefendiye soruyorlar. O diyor ki ben hasta değilim. Ben iyileşmeyeceğim diyor. Bakın burada inanç devreye giriyor. İyileşeceğine inanan insan doktorların baktığı zaman çok da iyileşmeye böyle hani olmayabilir ihtimali yüksek gördükleri insan iyileşip çıkıyor. Ama ben iyileşmeyeceğim diyen %30 kalp hastası gerçekten iyileşemiyor. Demek ki burada inanç. Hastalandığımızda inanç. Tekrar söylüyorum, şifa Allah'tan ve ayet var bu konuda. Biz derdinin dermanını vermediğimiz hiçbir hastalık vermedik diyor. Evet, doğru. Mutlaka şifa var. Şifa. Sadece elimizi kaldırıp o şifa kanalına bağlanmamız gerekiyor. Aynen, o kalpten eğer o şifa kanalına bağlanabilirsek, oradan o enerjiden beslenebilirsek hiç kimseye belki hani şöyle doktor ya da hasta ilaçlar ya da tedaviler inançla birlikte insanı çıkartıyor. Evet. İnanarak mesela aldığınız bir hap, bu beni iyileştirecek diye aldığınız bir hap sizi iyileştiriyor. Hı hı. Ama evet, yok ya, istemiyorum, doktora zorla gidiyor, ilaçlara zorla gidiyor. İçmiyor. Ya da diyelim ki penis yapması gerekiyordu, yapma. Bunlara inanmadan yapıyorsa gerçekten... O zaman suçu kendinde arasın. Şimdi bir bağlantımız daha var. Alo. Alo. Efendim buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşim abla. Merhabalar. Tanıyalım. Merhaba sizi. Yeşim abla. Merhabalar. Ramazan, ben Yeşim abla. Ramazan Bey, merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Yeşim abla. Sizler nasılsınız? İyisiniz? Biz de çok iyiyiz. Sağ olun, sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim Yeşim abla. Şu an Marmara Elif tarafındayız da programı izleyemedim. Evet. Bilgim de var programın başlayacağımla ilgili. Lakin dedim bir bağlanayım dedim. Yeşim çok ablamıza bir yanında olalım. Tabii ki yaptığınız çok güzel iyilikler var bir de. Asla onlar inkar edilmez. Çok teşekkür ediyoruz da. Sağ olun. Başarılarınız var mı? Devam ediyor mu Ramazan Bey? Yeşim abla, o günden beri şu an yok. O sıkıntı gitti yani şükür. Ramazan Bey'in çok ağır migreni vardı. Öyle mi? Ama asıl biz eşiyle çalıştık. Üç gün gibi kısa bir zaman çalıştık. Asıl eşi problemliydi ama tabii hastanın yanında hastaya bakan da evet, biraz şikayetçi olabiliyor. Maşallah, doğru. Ramazan Bey bir 10 dakikalık bir seanstan sonra başım toparladı, ağrımıyor diyor. Şükürler olsun. Acil evet, şifalar abla, diliyoruz. Bu konu üzerine çok teşekkür ederim. Hakikaten. Benim eşimde bir rahatsızlık var. Yeşim abla biliyor hastalıkla ilgili ne olduğunu. Yeşim abla bir 5 gün kadar bir uygulama yaptı bize, sağ olsun. Lakin devamını getiremedik. Sonra eşim zaten belirli bir noktalara geldik. Hı hı. Eşim şu an memlekette. Biraz tatil, biraz kendini dinlendiriyor. Yeşim ablanın da tavsiyesi oydu zaten. Biraz toprakla iç içe olması gerektiğini söylemişti. Evet, topraklanmak gerekiyor sanıyorum. Şimdi Arzu Hanım'ın genetik bir hastalığı var. Annesi vefat etmiş. Kas hastalığı. Kaslarda erime var ve tıbbi olarak hiçbir çözüm bulamamışlar. Ben Arzu Hanım'la görüştüğümde sadece yatıyordu. Bir tane bebeği vardı 1,5-2 yaşında. Yani anne hasta olunca bebek de tabii gelişimini tamamlayamamış, konuşamıyor. Ramazan Bey tabii ki çalışıyor sürekli dışarıda koşturmaca da. Ama çok şükür. Ramazan Bey, size çok teşekkür edelim. Bize anlatsın evet, hocam neler yaşadığınız, olur mu? Sağ olunuz, iyi ki katıldınız. Tamam, tamam. Selam ve sevgiler olsun efendim. Görüşmek üzere. Evet hocam. Arzu Hanım dediğim gibi biz ilk karşılaştığımızda çok hastaydı. Yani yürürken mesela birkaç adım atıyordu, düşüyordu. Ses çok genç geliyor. Hanımefendi çok genç olmalı genç, değil mi? Genç. Yani 23-24 yaşlarında. Ah canım, kıyamam. Evlendikleri zaman, hamile kaldığı zaman ortaya çıkıyor hastalık.
Şu an durumu iyi ama tabii böyle ağır hastaları, danışanları takip etmek gerekiyor. Hı hı. Yani hayat bağlarından koptuğu zaman insanlar aslında hastalanıyor. Yani evet. O yaşam enerjisi biraz önce söyledik ya, biz ona pirina enerji diyoruz. Yaşam enerjisi çok önemli bir insanda. Yaşam enerjiniz varsa, hayata tutunmaya çalışıyorsanız içsel olarak, size içtiğiniz bir bardak su da şifadır. Bir hekime gittiniz, aldınız, güzel, severek içtiğiniz ilaçlarınızı, onlar da şifadır. Yani eğer hekiminizi seviyorsanız, hekiminiz de sizinle gerçekten ilgileniyorsa, daha hastalıklar ortaya çıkmadan aslında koruyucu hekimlik de buradan başladı. Koruyucu hekimlik de başladı, evet. Hekiminizle güzel diyaloglar içine giderseniz, yani hekime gittiğiniz zaman, kontrollerinizi yaptırdığınız zaman size bu eziyet olmasın. Severek hekiminize gidin, severek kontrollerinizi yaptırın. O zaman büyük hastalıkların başına %50 geçmiş oluyorsunuz. Daha %50 ama şunu ya, yapmayalım. İlaç bağımlılığı da yani, yapmayalım. Yüreğim böyle bir ferahlıyor, yüreğim bir açılıyor. Ben artık hiç hasta olmayacağım diye düşünüyorum. Çocuklara, gençlere hastalık gerçekten yok. Hiç hasta olmayacağım diye düşünüyorum. İnşallah. Ama dediğiniz gibi hastalık olduğunda da ben onu yine bakın sizinle ne kadar konuştuk şurada. Ben onu hemen düşüncelerle yenebileceğim. Yenersiniz. Şimdi bu arada ben çok sorayım, bizim enerjimiz nasıl? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Enerji gerçekten çok güzel burada. Enerjimiz iyi değil mi? Yani enerjimiz tıkanma falan yok. Yok. Sizin boğazınızı çalışacağız biraz. Benim boğazımda evet bir sıkıntım var. Onun haricinde bir de ayaklarımda sıkıntım var. Az önce hanımefendi anlattı. Nasır sürekli biri bitiyor biri başlıyor, biri bitiyor biri başlıyor. İnşallah şeyden yayından sonra bir bakalım küçük size. Çünkü ben bunlara tedavi de oldum, ameliyat da oldum. Yine şimdi bu defa bir başka ayağımda çıktı. Öyle ki hatta kış boyunca ben programı terliklerle yapmak zorunda kaldım. O derecede ağır, ciddi. Demek ki bunlarda bir yerde bir tıkanıklık var ama ayaklara gitmiyor bir şey. Şimdi elde ayakların açık olması gerekiyor. Eğer bir insan düzenli olarak haftada ya da 15 günde bir masaja giderse, bir ter atar, spor yapar da masaja giderse o vücut tıkanmıyor. Düzenli nefesi alırsak, mesela koşu yapıyoruz, tempolu yürüyoruz. Buradaki asıl amaç nefes almaktır. Hı hı. Ciğerlere, diyafram dediğimiz karna nefesin gelmesi. Eğer diyaframdan nefes alıyorsak o bütün vücuda hücreleri tamamen oksijeni pompalıyor. Hı. Bu arada da güzel temiz düşüncelerle negatifleri üzerimizden atıp topraklanmamıza sebep oluyor. Evet. Bir insan gittiği ortamdan negatif enerji alabilir. Ya da işte bir üzülmüştür ya da ani bir haber almıştır. Bazen psikolojik bir sıkıntı duruma düşüyoruz ve çıkamıyoruz işin içinden. Duygu boyutundan çıkamıyoruz. Çünkü insanız biz. Ağlayabiliyoruz, gülebiliyoruz, tabii, sevinebiliyoruz, tabii. Mutlu olabiliyoruz, çok acı hissedebiliyoruz. Bunların geçiş dönemi vardır. Yani atlatmamız gereken süreler vardır. Eğer kendi başımıza atlatamıyorsa mutlaka bir destek almamız gerekiyor. En azından bir arkadaşımızın, dostumuzun olması gerekiyor. Önceden mesela komşular vardı, komşuluk evet. ilişkileri vardı. Bugün ben bir olumsuz bir olay yaşadıysam eşimden, çocuğumdan ya da herhangi bir işimden giderdim komşuma anlatırdım, derdimi dökerdim. Hı hı. Karşımdaki insan da tabii güzel öğütler verirdi benim. O enerji orada bırakır çıkardım. Komşumun da ihtiyacı olduğunda bana gelirdi. Böyle evet. karşılıklı bir yardımlaşma vardı farkında olmadan. Bu konuda ayetler var. Diyor ki sahi insanlardır ki diyor onlar birbirlerine sabrı öğretirler diyor. Yani sizin bir sıkıntılı zamanınıza yap, sabret, bu günler geçecektir dersek o duygu boyutunu almış olabiliriz. Ama şu anda dostluk yok, arkadaşlık yok, yani güven ortamı yok. İnsan kendine güvenmiyor, yeri geliyor. Bunlar çok olumsuz durumlar. Ama olması gereken bunlar da demektir. Ama şu andan itibaren bunları fark ederek eğer bir zorda olan insanın işte derdi nedir, sıkıntı nedir sorabiliyorsak, eğer bir insana yardımcı olabiliyorsak, o insanın hayatına dokunabiliyorsak bu bizim çok büyük bir kazancımız. Bunlar hep birikiyor. Ben bu konuda çok şanslıyım. Benim hala çok iyi dostlarım, çok iyi komşularım var. Kapısını çalabileceğim komşularım var. Buradan hepsine öpücükler gönderiyorum ve beni izliyorlar onlar da. Maalesef karşı komşumuzu tanımıyoruz. İşte ya biz İstanbul'da komşuluğu devam ettiren gerçekten çok şanslı insanlardan birisiyim. Çok güzel. Çünkü komşu çok önemli. Hele benim bir komşum var, mutlaka biz onunla görüşürüz. Her sabah uğrar. Oh ne kadar güzel. Yani buradan hepsine rahatlığınızı oradan alıyorsunuz evet. demek ki. Bilgin Hocam şimdi biz kısacık bir ara veriyoruz. Sevgili izleyicilerim sakın bir yere ayrılmayın.
Biraz sonra Nilgün Hocam size bir nefes çalışması yaptıracak ve nefesimizi açacağız, rahatlayacağız.
aşkın kanununu yazsam yeni. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider.
aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi ümitleri gel alır gider. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi ümitleri gel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider. Bir kışı vardır, her yolun bir sonu, bir başı vardır. Dünyanın bir yazı, bir kışı vardır. Her yolun bir sonu, bir başı vardır. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Akar damla damla, sel olur gider. Yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Boş yere bekleme geçen günleri, böyledir ne yazık ezelden beri. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Kimi senin gibi el olur gider. Efendim merhabalar, biz kısacık bir ara verdik, yine geldik. Ömrünüz sevgiyle, sevmekle geçsin efendim. Sevenler hep yanımızda dursun, sevmeyenlere de ne diyelim? Zeki Müren'in dediği gibi çekip gitsinler, rahmetle analım bir daha da. Bugün biz çok önemli konuları konuşuyoruz. Biyoenerji uzmanımız sevgili Nilgün Yeşim hanımefendi bizlerle. Bizleri o kadar güzel bilgilendirdi ki, vallahi biz enerjide doruk noktasına çıktık bugün. Ne dersiniz? Evet, öyle. Evet, hocam... Bazı danışanlarınız da aradılar bizleri, onlar da yaşadıklarını anlattılar. Biz biyoenerjiyi anlatmaya uğraştık ama biz izleyicilerimize söz vermiştik. Küçücük bir nefes evet. çalışması yapacaktık değil mi? Nefes, eğer doğru nefesi alabilirsek doğru bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Evet. Biz gerçekten toplum olarak nefes almayı bilmiyoruz diyebiliriz. Evet, ben sulara alalım. Evet, yani suya ihtiyacımız var. Su, gördüğümüz bu su aslında hı hı. çok işe yarıyor. Su. Şimdi suya bilgiyi aktarıp eğer nehre atsak, nehirde ki bütün sular aynı bilgiye sahip oluyor. Su o kadar kıymetli bir madde ki sadece su deyip geçiyoruz ama. Evet, sadece su deyip geçeriz. Sularla çok güzel meditasyonlar yapabiliyoruz. Bunu günlük hayatımızda sürekli yapabiliriz. Mesela pratik benim seminerlerimiz oluyor. Bazen bilgilendirme seminerlerimiz oluyor. Pratik bunu bütün herkese öğretmeye çalışıyorum. Belki 2 dakikanızı alacak ama çok şey yarayacak. Yani geri bildirimlerimiz ya da bunu sürekli hayatına devam eden arkadaşlarımız tekrar dönüp tekrar teşekkür ediyorlar. Ve onlar da hep arkadaşlarına falan öğretiyorlar bunu. Evet. Japon bilim adamları araştırma yapmışlar. Hı hı. Bir suya kin, nefret yüklediğiniz zaman... Sudaki kristal parçacıklar siyahlaşıyor, koyulaşıyor, koku olmaya başlıyor. Koku oluyor. Ama sevgini, onun huzurunu aktardığın zaman suya... Nasıl yapacağız? İçindeki kristaller tam tersi daha da güzelleşiyor ve o sular bozulmuyor. Bunu aldığımız zaman eskiden mesela babaannelerimiz falan yaparlardı. Suya okurlardı, verirlerdi, evet. iyileşirdi. Bunu yaparlardı ama biz bunun ciddiyetini çok fazla farkında değildik. Ama artık bunlar ispatlandı. Su inanılmaz bir molekül.
diyelim ki bir şeye çok üzüldünüz ya da takıntı yaptınız. Takıntılar da aslında büyük hastalıkların en büyük sebeplerinden bir tanesi. Doğrudur. Mesela kanser hastalarıyla çok fazla böyle görüştüğümüz zamanlar oluyor. Kanser olmadan önce bir şeye takıntı yapmış oluyor. Eşine takıntı yapabiliyor, çocuğuna takıntı yapabiliyor, hiç alakasız kayınvalidesine takıntı yapabiliyor. Yani, temizliğe takıntı yapmış olabiliyor. Evet, temizlik, titizlik de aynı şekilde ama kanser hastalarına daha çok bir şahsa, hayatında vazgeçemediği, kopamadığı, sürekli yüz yüze görüşmek zorunda olduğu insanlara takıntı yapabiliyorlar. Tabii hepsi değil bu. Evet. Ben onlara hemen duygu çalışmalarını yaptırıyorum. Şöyle suyu alıyorsunuz diyorum. Takıntı yaptığınız şahıs her kimse. Bu ayrılmış olduğunuz sevgiliniz de olabilir, eşiniz de olabilir ya da biri size çok büyük haksızlık yapmış olabilir. Bunlar da olabilir. Yani birine ne kadar kin, hiddet hissediyorsanız suyu alın, gözünüzü kapatın, nefes alın. Diyaframdan birkaç kez nefes alın, vücutunuzun gevşediğini hissedin, zihninizin gevşediğini hissedin. Sonra bu suyun içerisine içinizde o insana karşı hissettiğiniz kin, nefret her ne varsa bunun suya aktığını hissetmeniz gerekiyor. Şimdi siz kısacık yapabilirseniz eğer bir peki, örnek olsun yapalım, diye. Peki yapalım, ne yapalım? Hani herhangi kızdığınız, öfkelendiğiniz, hayatınızda affetmediğiniz, affetmek istemediğiniz birisi var mı? Bir olay var mı? Şahıs olmak zorunda değil. Affetmek istemediğim vardır mutlaka tabii. Hatırladığınızda sizi kızdıran. Vardır, olmaz olur mu mutlaka şimdi vardır. Şimdi onu hemen hatırlayın, suya aktığını hissedin onu. Yani suyun kenarındasınız, suyun içerisine onu yüklediğinizi düşünün. Anladım. Ellerinizden böyle o duygunun, o akımın, o enerjinin ellerinizden suya aktığını hissedin. Evet, öfkelendiğinizde, böyle çok affedemediğinizde, kendimizle baş başa kaldığımızda içimizde bizden başka bir ben var. Mevlana'nın söylediği gibi. Bu içimizdeki ben sevgi doluysa eğer, yaşamımızda o sevgiyi arttırarak devam ediyoruz. Ama bazen çok büyük haksızlıklara uğrayabiliyoruz. Hiç hak etmediğimiz durumların içine düşebiliyoruz. Evet. O zaman da tabii ister istemez içimizde bir kin, nefret ve öfke kabarıyor. Ve o öfkeyle hayata, dünyaya bakmaya başlıyoruz. O zaman yaşam enerjimiz düşüyor. Vücut seviyemizdeki enerjiler düşüyor. Bu noktada suyu alıyorsunuz ve onun içinizdeki o baş edemediğiniz her nasıl bir duygu varsa bunu suya yükleyin. Sevgiyle affedin. O şahsı, o olayı, her neyse. Evet. İçinizde sevgili affedin, suya aktarın ve bunu götürüp açık bir havaya dökün. Bunu yaptıktan sonra, yani. Yok açık havaya dışarıya açık atarsanız hava. Daha iyi. Geçmişi, yani olumsuz duyguları üzerimizden suya yükleyip attıktan sonra da temiz bir su alın, temiz bir niyetle. Gelecekte istediğiniz herhangi bir dileğiniz varsa, kendinizle ilgili hastalık olabilir, eşinizle ilgili olabilir, maddi problemler olabilir. Gelecekle ilgili hayal kurun. Şifa niyetine de olabilir, bolluk bereket olabilir. Hayatınızda çok istediğiniz herhangi bir dileğiniz olabilir. Bunu da suya yükleyin ve bu suya içtiğim andan itibaren hayatıma, bana mutluluk, huzur, şifa verecek her ne varsa onları da hayatıma davet ediyorum diye. Niyetlerim bir bardak suyu su daha için. İsteyelim mi şimdi? Gerek siz var. Yüklediniz mi onu? Evet, yükledim ben. Yüklediyseniz bunu. Tamam, olabilir. Bir bardak su alabilir miyiz? Evet. Sevgili Alicim, sana zahmet olur. Yani geçmişten kurtulduğumuz an, anda yaşamak diyoruz biz buna. Geçmiş yoktur. Geçmiş yok. Gelecek anda de yok. Eskilerin... Şu an buradayız. Eğer anda yaşayabiliyorsak hayat bu kadar. Şimdi buradayız ve mutluyuz. Bunu hep daim mutlu yapabiliriz. Bu andayız, buradayız ama mutlu değiliz. Geçmişte takılmışız. Daha önceden bir haksızlık yapılmış. Ya da geçmişte bir başarısızlıklar olmuş. Biz buradayız, anı hissedemeyiz, yaşayamayız. Geçmişte takılıyız çünkü. Bu da bizim yaşam enerjimizi düşürür. Sürekli zihin karmakarışır. Tabii geçmişte kaldığımız zaman sürekli onları düşünmekle. Evet, zihine komut veriyoruz biz. Onu çözmeye çalışıyor. O zaman bir olumsuzluk yaşadık ama bunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi biz buna mutluluk ve şey yükleyeceğiz. Evet. Sevgi yükleyeceğiz. Şu anda istediğiniz herhangi bir dileğiniz varsa kendinizle ilgili ama. Şimdi biz genelde toplum olarak kendimizi bırakıyoruz. Çocuklarımız işte falan. Şimdi herkesin bir kader çizgisi var. İnsan ancak önce kendine yardım edebiliyor. Yani başkalarının hayatına müdahale edemiyoruz. Yani başkaları için dilek tabii ki dileyebiliriz. Ama önce kendimiz.
kendimizden başlamamız gerekiyor. Biz ne kadar sağlıklıysak, biz ne kadar huzurluysak çevremize o kadar çok güzel şeyler yansıtabiliriz. Ama ben eğer güçlü değilsem, ben sağlıklı değilsem hiç kimseye hiçbir yardımım olamaz. İnsan ancak önce kendine yardım edebiliyor. Onun için kendinizle ilgili yapmak istediğiniz her ne varsa onu yüklediniz, şifa niyetine içtiniz. Şifa niyetine içiyorum ben bunu, bu şifa kadar olsun diyorum. Ben sabah uyandığım zaman mutlaka aynada hepimiz yüzümüzü yıkıyoruz. Önce ben aynada yüzüme bakarak kendime günaydın diye başlıyorum güne. Çok güzel. Çünkü bilirim ki eğer ben kendime faydam olmazsa hiç kimseye faydam olmaz. Doğru. Önce kendime faydalı olmalıyım. Ondan sonra evlatlarıma, eşime, aileme faydam olacağını düşünüyorum. Bu bilinç çok önemli. Bu bilinç bana bir hocam aşılamıştı sağ olsun. Önce kendin, önce daha sonra kendin mutlu olmalısın, kendin sağlıklı olmalısın demişti. Ve ben de o doğrultuda gitmeye çalışıyorum. Bunu ekran başındaki izleyicilerimize de bir şey olabilir belki. Örnek şimdi, olabilir. Eğer bizi izleyen hastalarımız varsa da ilaç kullanıyorlardı, doktora gidiyorlardı. Onları tamamen devam ediyorlar ama kendi kendinize böyle çok huzurlu bir ortamda oturup nereniz ağrıyorsa oranın şifalandığını düşünürseniz, elinizi o bölgeye koyarsanız orada şifanın da akıp geldiğini göreceksiniz. Evet. Kundalini enerji diyoruz biz buna. Peki herkes hissedebilir mi? Çünkü biz hepimiz enerji doluyuz. Tabii hepimiz hissedebiliriz. Hepimiz ama bazı insanlar tabii bu yolda eğitimler alıp daha profesyonel destekçi haline gelebilir. Ama eğitim almadan, neyi neden yaptığımızı eğitimlerini almadan bu işi yapıyoruz diyemiyoruz maalesef. Yapmaya şimdi, çalışıyor olabiliriz. Ben de hala konuda benim bir şikayet dediğim yine benim bir söylemim olacak. Biliyorsunuz internet olayı çok farklı bir olay. İnterneti açtığınızda işte çılgın rakamlarla işte biyoenerji uzmanı olabilirsiniz, işte şey olabilirsiniz, yaşam koçu olabilirsiniz. Ben bunlara çok fazla katılamıyorum. Ne dersiniz bu konuda? Yani hepimizde zaten bir enerji var hocam. Var. Onu kabul ediyoruz. Ama herkes her önüne gelen diyeyim. İşte gidip 3-5 kuruş para verip de ya da çok da paralar da dönüyor çok bu iyi işte. Evet, eğitim alıp da. Bu işi yapabilir mi sizce? Şimdi altyapısı yoksa bana da mesela talep olarak gelenler var. Beni de yetiştirdiğim birebir insanlar var. Çok şükürler olsun. Benim demeyeyim yani benlik egolandır. Eğer altyapı, yeteneği yoksa onu ilerletemiyorsunuz. Ama diyelim ki yeteneği var, altyapısı var ama bilgisi yok. O insan da ilerleyemiyor. Aynı şey. Ama tabii bir matematik gibi, bir fen gibi ya da diğer aldığımız dersler, meslekler gibi eğer bir altyapınız yoksa, ilk başta insan sevginiz yoksa, evet, bir insan vücutunda bir ağrı varsa, sıkıntısı varsa, hastaysa, siz onun hastalığının kendinizde hissedemiyorsanız yol alamıyorsunuz. Yani herkes eğitim alabilir. Evet, herkes eğitim alabilir ama profesyonel herkes şifa anlamda veremez diyelim mi o zaman? Eğer şöyle, eğer niyetiniz çok düzgünse, çok düzgünse gerçekten bana gelen talebeler şunu soruyorum. Egon için mi bu işi yapmak istiyorsun yoksa insanlık için i̇nsanlık mi bu işi için yapmak istiyorsun? Önce karar ver diyorum. Çünkü insan karar verdiği anda bütün düğmelere basmış oluyor. Hangi konuda neye karar verirsek o düğmeye basmış oluyoruz. Düşünün ki bir asansör çağıracaksınız. Hangi evet katta ineceğinizde düğmeye basıyorsunuz. Karar da bizim hayatımızdaki dönüm noktalarımız. Ben bir karar verdim. Üniversiteyi okumak istiyorum. Örnek. Eğer o kararı net kalple verdiysem o bana gelecektir. Düğmeye basmışımdır. Eğer hayattan, yaşamdan soğudum. Yaşamak istemiyorum. Oraya da düğmeye basmışımdır. Orada yaşam enerjimiz de düşmeye başlıyor. Yani insan öleceği zamanı aslında bilinçaltında kendi kendine verebiliyor. Yani ölmek istiyorum, ölmek istiyorum. Bir insan 40 yıl ölmek istiyorum dediği zaman gerçekten hastalanıp çok ağır durumlara düşebiliyor. Çok bunlar ağır karar vermek ve düğmeye basmak. Korkular da aynı şekilde. Eğer çok korktuğum şeyler varsa bunların hepsi başıma geliyor. Neden? Bilinçaltı iyi ya da kötüyü birbirinden ayırt edemiyor. Ben bilinçaltına ne verirsem, beyne nasıl bir kalpten, içten nasıl bir emir verirsem beyin ona göre her şeyi hayatımıza, yaşantımıza çekmeye başlıyor. Buraya kuantum enerji diyoruz biz. Kuantum. Bir şeye %100 karar verir de eğer adım atarsak zaten başarmış olacağız. Mesela bir insan hırsızlık yapmak istiyor. Ayet var bu konuda. Biz sizin için kolayı kolaylaştırdık, zoru da kolaylaştırdık diyor. Bir insan neye talipse
mutlaka o hayatına karşısına bir gün çıkacak. Er ya da geç bir gün mutlaka çıkacak. Ben hemen küçücük burada kendi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Biz çocukluğumuzda ben çok fazla televizyon seyretmezdim ama Heidi diye bir çizgi film vardı. İşte Frankfurt'ta dağlarda Heidi. Yaşayan bir kız, evet, çok iyi biliriz. Ben yıllar geçti falan çok severdim ve çocukken şunu hayal ederdim. Bir gün Frankfurt'ta o dağlara falan gittiğimi, gezdiğimi böyle hayal ederdim. Şimdi daha sonra aldığımız eğitimlerle sonra kendi yaşantınıza baktığınız zaman özleştirebiliyorsunuz. Yıllar geçti aradan, en azından bir 30 yıl geçmiştir. Bugün Köln'deyim ben, Almanya'da Köln'de uzun yıllar kaldım. Bir olay oldu, paldır küldür şeye gittik biz, Frankfurt'a gitmişiz, ilk gidişim benim. Neyse böyle araç bozuldu, arabayla böyle bir benzin istasyonunda durduk, çekici bekliyoruz. Ben şimdi burada bekliyorum ama bu arada da düşünüyorum, Allah Allah bizim bu araba burada neden bozuldu? Yani başımıza bir olay geldiyse olumsuz, ben genelde düşünürüm. Acaba niye oldu? Bu diye. Neden? Hani neden bu? Çünkü genelde benim bütün işlerim çok kolay gider. Ben bir şey düşünürüm. Uygularım olur. Olur yani, bir şekilde olur. Ben unuturum, evet. Bile yaptığım duayı bile bazen unuturum. Sonra kafamı bir kaldırdım ki Alp Dağları karşıda. Bu arada arkadaşım söylüyor, diyor ki bak görüyor musun sen, diyor, Frankfurt'a ilk defa geliyorsun. Bu, diyor, karşıda gördüğün Alp Dağları. Köln çok düz bir yer. Hani Almanya genelde düz bir yer. Bazı yerleri tepe dağ. Evet. Ve Almanya'da ben ilk defa dağ görüyorum. Ve Frankfurt'un dağlarını görüyorum. İnanır mısınız? O an çocuklukta çizgi film seyrederken Alp Dağları'nı gördüğüm anla inanın birebir model aynıydı. Fotoğraf aynıydı. Ben böyle oturdum, böyle kendi kendime düşündüm, evet dedim. Yani ben niye unutmuşum. Araba bozuldu belli oldu. Ben unutmuşum. Alp Dağları'nda bir gün hani beyine imge vermişim. Unutmuşum Alp Dağları'na Frankfurt'a gideceğimi ama 30 yıl sonra ben hiç beklemediğim bir anda oradaydım. Bu nedir? Kuantum enerjidir. Bu düşünce gücüdür. Onun için eğer olumlu düşünüp de olumlu imgeler beynimize attığımız zaman ya da olumlu hedefler, kararlar verdiğimiz zaman onu mutlaka başaracağız, başarıyoruz. Yani düşünce gücüyle pek çok şeyi yenebileceğimizi söylüyorsunuz değil mi hocam? Düşünce gücü demek keletinezi dediğimiz. Yani beyin gücüyle belli bir frekans, radyo dalgaları gibi düşünün. Yani neyi düşünürsek oraya frekansa bağlanıyoruz aslında. Evet. Radyo dalgası biz onu unutsak da o bağlanmış oluyor bile. Kesinlikle. Düşündüğümüz şeyin enerjisini çekmeye başlarız. Onun için mesela İslam'da şey vardır, tevekkül vardır. Tevekkül vardır. Evet. Allah'a düşünmek, yapraklara bakmak, çiçeklere bakmak, suya bakmak, kainatı görmek, yıldızları görmek. Allah'ın yarattığı her şeyi, insan olsun, canlı cansız bütün varlıkları seyretmek tevekküldür. Bir dakikalık tevekkül bin yıllık ibadetle neredeyse eşdeğerde. O kadar kıymetli. O kadar kıymetli. Eğer oturup da burada anda kalma da devreye giriyor. Ben şu an buradayım, bu andayım. Ve çevreme bakıyorum. Neden buradayım? Ne yapıyorum? Değil mi? Şu anda bunu niye istemiş miydim? Eğer her an bunu düşünebilirsek, unuttuğumuz zamanlar olur ama kendimizi hesaba çekmek geliyor burada. Yani insan diyor ölmeden kendini hesaba çekmesi gerekiyor. Nasıl hesaba çekmesi gerekiyor? Neredeyim? Şu ana kadar ben neler yaptım? Hani kendim için ne yaptım? Çocuklarım için ne yaptım, insanlık için ne yaptım, bunları sormak gerekiyor. Şimdi ego benlik dediğimiz bizi aslında hep aşağıya çeken bir ego benliğimiz var. Evet. İşte nedir o ego benlik? Şamatadan, işte desinlerden ya da işte başkaları için yaşamaktan çok hoşlanır. Diyelim ki dışarıdan birisi bir olumsuz bir kelime söylediyse egomuz bizim yerle bir olabilir. Orada hemen dengeniz bozulabilir. Ama bir insan kendi iç sesiyle, kendi iç dünyasıyla barışıksa eğer dışarıdan aldığımız hiçbir şey bizi etkilemez. Bir insan önce kendini tanımak zorunda. Evet. Ben neden bu dünyadayım, neredeyim, neler yapıyorum? Başıma olumsuz bir durum geldiğinde neden geldi? Bunun altında nasıl kalkabilirim? Bakın burada bir de sorular devreye giriyor. Evrene sorduğunuz soruları, cevabını yaşayarak hayatınızda alırsınız. Bakın bu o kadar önemli bir kuantum kelimesidir ki. Kesinlikle. Bir olay yaşadım ve sordum. Allah'ım ben neden bu başıma geldi? Neden başıma geldi? Ya da evrene soruyoruz. Ama neden başıma geldi? Ama arkasından da nasıl işin içinden çıkabilirim? Bu soruyu sorun, hemen çıkarsınız işin içinden. Biz daha çok başımıza kötü bir şey geldiği zaman bunu soruyoruz. Güzel şeyler geldiği zaman bu benim başıma geldi. Bu güzel şey neden başıma geldi diye sorabiliriz. Ama değil sormuyoruz mi? Doğru. Aslında sormamız gerekir sanıyorum bunda. Bu güzel şey ben Allah'ım neden yaşadım? Allah'ım ben ne kadar güzellikler yaşayabilirim? Onun için de şükürle, bu arada da tabii ki şükretmeye ve şükre giriyoruz. Şükretmek tamamen mutlu olmaktır. Mutlu olmayan bir insan aslında asilik yapıyor. Elimizdekilerin kıymetini bilmiyorsak asilik yapıyoruz.
Benim bir danışanım gelmişti. O zamanlar bizim kalplerimizi de çürütür bu asilik şey. Yapmak, şükretmemek değil mi? Kalplerimizi de çürütür. Asıl orada. Ve enerjimizi de aşağıya çeker. Tabii, tabii. Allah insanı yaratmış ve bütün kainatı onun emrine vermiş. Durup seyretmek gerekiyor. Evet. Ne kadar eğer güzel seyredebilirsek, neden buradayız? Şey bakın nefes alıyoruz, bakabiliyoruz, görebiliyoruz. Bir gözün kıymetini ancak görmeyen insan biliyor. Tabii. Sağlığın şükrünü, kıymetini komada yatanlar biliyor. Bir nefes daha fazla alabilir miyim? Nasıl alabilirim? O can telaşını görmek, yaşamak. O zaman biliyoruz. Ama bazı şeylerin kıymetini daha kaybetmeden bilirsek eğer, çok daha huzurlu bir şekilde yaşarız. Ama daha önemli bir şey, bir insan nasıl yaşarsa o şekilde ölüyor ve nasıl yaşarsa öyle dirilecek. Yani bu dünyadan giderken mutlu olarak gidebilirsek, ayrılabilirsek bizim asıl kazancımız o. Hı hı. Şimdi bir iç dünyamız var, bir de alışkanlıklarımız var. Evet. Eğer biz kendimizi mutlu olmaya alıştırırsak beyin ona göre çalışıyor. Bakın bir gülümsediğimiz zaman beyne farklı frekans gidiyor ve bizim beyni daha güzel hormonlar çalışmaya başlıyor. Ama asık yüzlüysek, of puf, şikayetçi, o niye böyle, bu niye böyle? Şu an gençlerimizde bunu çok görüyoruz mesela. Gençlerimizde bu hep şikayet, hep var. Şikayet ama var. Şikayet ettiğimiz zaman, bir şey sürekli konuştuğumuz zaman onay geliyor. İyi şeyler konuşursak onun onayı geliyor hayatımızda, onları tekrar yaşıyoruz. Ama olumsuzlukları konuşursak sürekli ona da onay geliyor. Olumsuzluğu tekrar tekrar yaşıyoruz. Bakın bir insan bir olumsuzluğa düşmüştür ve hep aynı kısır döngüdedir. Biri biter olumsuz olayı, diğeri başlar, diğeri başlar. Ama biz onun hayatımıza bunların niye geldiğini eğer fark edersek, bu defa olumlu tarafa geçebiliyoruz. O zaman da olumlu olaylar, güzel olayları peş peşe yaşamaya başlıyoruz. Şimdi o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki bizim. İşte hastaları konuştuk, şeyi konuştuk. Keşke bunlar bizim ülkemizde. Gerçek şifahaneler, Osmanlı döneminde varmış biliyorsunuz evet. Şifahaneler. Evet. Keşke tekrar şifahaneler açılsa da normal tıp tabii ki devam etsin ama normal tıbbın yanında da bu şifahanelerle devam edebilsin. Aslında normali şu, Rusya'da, Almanya'da, Amerika'da biz enerjistler hastanelerde çalışıyoruz doktorlarla beraber. Hı hı. Yani doktorun yapıp bitirdiği hastalar var. Mesela organ nakilleri var. Hı hı. Bazı organ nakilleri tutmayabiliyor ya evet. da bazı tedaviler tutmayabiliyor. Bu neden? Hı. Enerji boyutunun düzene girmediği için. Eğer enerji boyutunun düzene sokarsa bir enerjist, ben ya da bir başkası, hiç fark etmiyor. Ondan sonra nakiller yapıldığında ya da ondan sonra ameliyatlar yapıldığında başarı çok daha yüksek. Bunlar belgeli şeyler, yani afaki şeyler konuşmuyorum. Evet. Normalde enerjistlerin hastanede hekimlerle birlikte devam etmesi lazım. Şimdi hekimler Allah-u Teala'nın hangi hekim olursa olsun, tıp eğitimi almış ya da işte bizim eski şifacılarımız olsun. Eski şifacılarımız el verirler. Evet. Elden ele gider. Allah-u Teala'nın 99 sıfatı var. Hı hı. Her insanda en az bir sıfatı tecelli eder. Şafi isminin tecelli etmiş olduğu insanlar hekimdir. Tıp eğitimi alır, diğer eğitimler alır. Hiç eğitim almadan bu işi yapan insanlar vardır. Var. Bu günümüze çok fazla yaygınlaştı. Çok fazla, evet. Ama bunları birbirinden ayırmak ya da zıtlaşmak yerine tam tersi. Birlikte hareket olmak. Edilirse bu kadar hasta olmayacak. Ama en kesinlikle. Güzel başarı bizim şimdi şifa kamplarımız var. Olympus'ta şifa kamplarımız. Evet, biraz da şu şifa kamplarından bahsedelim evet. hocam. Ben oraya katılmayı çok şimdi, isterim şu anda. Kalabalıkta gelen enerji çok daha farklı oluyor. Yaptığımız hı hı. nefes çalışmalarımız çok daha Olympus'ta, güzel oluyor. Olympus'ta yapıyoruz. Ne zaman? Tarihini de verelim bizim her ayın ilk hafta sonu, cuma, cumartesi, pazar. Her ayın ilk hafta sonu Olympus'ta. İlk hafta. İnternetten size nasıl ulaşabilirler? Facebook hesabınızdan onu benim verelim. Benim Nilgün Özkar olarak Facebook hesabım. Eğer toplu çalışmalara katılırlarsa da insanlar hastalanmadan vücut nefes almaya başlayacak. Evet. En azından doğru düşünmeyi, şu ana kadar yaşamış olduğumuz bütün stresleri üzerimizden atıp, o negatif enerjileri atıp tekrar gelebiliriz. Ama şifa çalışmalarına katılamayan insanlar için oturup bol bol nefes terapileri yapabilirler. İnternette bunlar bütün her yerde var. Düzenli yarım saat yürüyebilirler. Hı hı. Her ne başlarına olay gelirse gelsin olumsuz, mutlaka tutulup çıkacak bir emniyet var. Sebebi vardır. Mutlaka. Orada mutlaka bir güven vardır. Yani hı hı. güvenmesi lazım. Bir insanın mutlaka manevi olarak bir yere tutunması lazım.
O kapı hep açıktır. Son ana kadar o tövbe kapıları, af kapıları son ana kadar açıktır. Hiçbir zaman ümitsiz olmamamız gerekiyor. Her ne durumda karamsar olursa olsun. Karamsar düşünmemek gerekiyor. Aydınlık pırıl pırıl bakmak gerekiyor, evet. Değil mi? Böylelikle hayat çok daha güzel olacak. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi sevgili hocam ben bir şiir okuyayım mı size? Tabii ki. Bu kadar çok güzelliklerin sevindim. Üzerine. Sevgili öğretmenim bir fon alabilir miyiz? Sen neden yoksun anne? Gelincik çiçeğimsin annem. Yağmurun topraktaki kokusu nefesimsin anne. Sana özlemdir gözlerimin buğusu. Al beni kollarına, ninniler söyle. Avut gönül bahçem. Gitme, gitme, bırakma ellerimi. Koyma araya ayrılığı. Tadı yok sensiz ne baharın ne yazın. Ne yürüdüğüm yolların. Çocukluğum gelir aklıma. Bana huzur veren gözlerin. Gitme anne, gitme. Yetim koyma yüreğimi. Gün doğar yalnızlığa döner yüzüm. Akşam olur sensizliğime. Acıtır yüreğimi yokluğun. Bir şarkı da dinlenir. Bir şiir de okunur. Ama hiçbirinin güzelliği sende yok. Tomurcuk gül. Koklamaya kıyamıyorum anne. Hasretlerim, sonsuzluğum. Her yeni günde doğarım ellerine. Yeniden hayat bulur bedeni. O pamuk yüreğinde. Ağlama, sen ağlama annem. Gün olur, buluşuruz güneşlere inat. Sararmış başakların harman yeri. Ağlama, ağlama annem. Kıyamam. Titrer toprağa kök vermiş ağaçlar. Ağlar gökyüzü. Mevsimsiz ağlar anne. Varsaymadım sensiz günleri. Yokluğuna verdim kendimi. Çaresizliğime. Diz dize gelir, dağ eğilir önünde. Yanar yüreğim yokluğumda. Söndüremez ateşimi yağmurlar. Gitme, gitme. Bırakma ellerim. Yetim kalmasın yüreğim. Ninniler söylesene bana eskisi gibi. Gitme, gitme annem. Kendisine. Çok güzeldi. Dilinize sağlık. Şiir anlatılmaz, anlaşılmaz. Yaşanır diye yaşanır, bir kelime var. Gerçekten eğer yaşatabiliyorsak ne mutlu. Evet. Ne mutlu. Bir çocuğun feryatlarını duyurabiliyorsak ne mutlu. Ama siz çok özel işler yapıyorsunuz. Ben bu arada çocuklara değinmek istiyorum. Çocukların saf duygularla tertemiz olduklarını anlatmıştınız. Evet. Onların şifa bulması çok daha çabuklaşıyor. Evet. Çocuklar saf enerji. Hı hı. Ama biz dünyaya gelirken anne babamızın, geçmişteki insanların da bilgisini de alıp geliyoruz. Evet. Yani çocuklar şu an 2000'den sonra doğan çocuklar saf enerjide. Saf enerjide. Bizden çok daha farklı işte özel yetenekleri olan, direkt hı hı. karşıya baktığında zaten, hisseden. Onlara kırsal çocuklar mı deniyor? Kırsal çocuklar. Değil mi? 90 çocukların, 90 kuşağı onlarda. 90'da bir perde açıldı, 2000'de bir perde açıldı, 2013'te tamamen açıldı. Bakın gerçekten ben izliyorum, takip ediyorum. İşte söylendi şöyle böyle oldu ama hani çoğumuz inandık, çoğumuz inanmadık ama şu anda bakın çocuklara bizden çok çok farklı. Evet, çok, çok farklı. Daha her şeyi hissediyor. Eskiden mesela bizim dedelerimiz falan işte kalp gözleri açılması için baktıklarında insanların nasıl, hangi alemde olduklarını anlamaları için çok uzun yıllar dersler yaparlarmış. Evet. Kalp gözü açılsın, kalp çarkası açılsın diye. Şu an onların hepsi açık. Onlar kalpleri açık olarak doğuyorlar o zaman. Tamamen öyle. 40 gün bebeklerin gözleri kapatılırdı, hatırlar mısınız bilmiyorum ama eskiden. Evet. 40 gün gözlerini kapatırlarmış ki şey olmasın diye. Halbuki şimdi kalp gözleri açık olarak dünyaya geliyorlar. Çığır ne kadar değişti. Çok. Bunlar, bu yüzden çocuklara yapılan şifalar da daha tez daha sanıyorum. Daha hızlı. Şu an kan hastalıklarında çocuklarda teşhisi konmayan hastalıklar var. Gençlerde de öyle.
bu her şeyi net hissediyorlar, biliyorlar ama işte akıl olarak o eğitim verilmediği için çocuklara. Evet. Hani sorduğu sorular karşılıksız kaldığı için takınabiliyorlar. Hı hı. Yani eğitimin çok yeterli olması gerekiyor. Hepsi sevgi bebeği bir defa. Evet. Hepsi aşk bebeği. Yani onları çok sevmemiz gerekiyor ama bu arada da disiplinli de olmaları gerekiyor. Disiplinli bir şekilde eğitimlerini alırlarsa bizden sonraki gelen nesiller, yani şu zamanlarda doğan çocuklar bir 50 yıl sonra falan çok daha farklı yerlerde olacaklar. Çocuklar gerçekten saf enerji, yaşlılar ve çocuklar saf enerji. Çocukların ruhsal sorunları daha mı çabuk tedavi edilebiliyor? Çocuklarda acaba ruhsal sorunlar yok. Sadece ruhun yaşı yok. Hı hı. Yani anne karnında da, doğduğunda da, 70 yaşında da ruh aynı yaşta. Şu anda sormak istediğim buydu. Evet. Evet. Ruhun yaşı yok. Sadece doğduktan itibaren bizim onlara, çocuklara eğitimle, anne baba eğitimi önce, daha sonra okuldaki eğitimle ruhla zihinsel bedenin bir uyum içine girmesi gerekiyor. Eğer ruhsal farkındalıkla zihinsel farkındalık eğer birbirine paralel düzgün gitmiyorsa çocuklar bunalabiliyorlar kendilerini ifade edemedikleri için. Bir şey söylüyorsun, o hayır öyle değil böyle diyorsun ama çocuk bildiği için ona itiraz edebiliyor. Onu ruhsal olarak anlayıp onun mutlu olduğunu, hani mutlu edebilmek, onun o içindeki ifade edemediği enerjiyi boşaltacak oyunlar oynaması gerekiyor. Parklarda dolaşması gerekiyor. Yeri geldiğinde çamurla uğraşması gerekiyor. Kendini ifade edebilmesi gerekiyor. Ama şu anda çocuklar genelde evdeler. Evet. Ellerinde laptoplar, maalesef, ellerinde bilgisayarlar. Cep telefonları, laptoplar. Bunun hem çok iyi yanları var. Ama topraklanma anlamında da çocuklar enerjisel boyutta tıkanabiliyorlar. O zaman fırsat buldukça çocukları dışarıya mutlaka çıkaracağız. Tabii ki kendimizi dışarıya çıkacağız. Hocam iyi ki geldiniz. Bizi gerçekten çok ben güzel bilgilerle donattınız. Böyle sizi her zaman verdim bekliyoruz. İnşallah. Çünkü konuşacak çok şeyimiz vardı. Dün akşam konuşurken şunu konuşacağız, bunu konuşacağız. Onda birini dahi konuşamadığımızı düşünüyorum. Değil mi? İnşallah bol bol bilgi edinebilmek, insanlara bilgi verebilmek, bir an olsun nefes aldırabilmek bizi dinleyenlere. Hı hı. Bizi çok çok mutlu eder tabii ki. Benim kendi televizyon programlarım da var. Evet. Burada da mutlaka bilgiler vermeye çalışıyoruz. Her şey geçici. Hı hı. Eğer iyilikten besleniyorsak, iyilik yapıyorsak ama o iyiliği kendi egomuzu değil geliştirmek, de insanlara ezmek adına yapmıyoruz. Bakın bazı bilgelikler var, bilginler var. Çok güzel bilgilik makamına erebiliyorlar ama bunu çevredeki insanları küçümseyebiliyorlar ya da anlayamayabiliyorlar. Şimdi herkesin bir kader çizgisi var. Herkes evet farklı farklı test edilecek. Bu noktada insanlara anlayış gösterebilirsek ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Gerçekten. Çok sağ olun. Bu bizim hatıra defterimiz. Bize bir şeyler yazarsanız çok mutlu olacağız. İnşallah. Evet, şöyle. Evet sevgili izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Biz şimdi gidiyoruz. Salı günü tekrar buluşacağız. Şen kalın, esen kalın, hoşça kalın. Sevgili yönetmenim, bir klibimiz vardı. Onunla bitirelim. Hoşça kalın. Gülah